Herkese merhaba. ClassFX Araştırma Departmanı'nın hazırlamış olduğu öğle yayınına hoş geldiniz. Bugün Euro bölgesi ülkelerinde bileşik ve hizmet PMI'yi genel itibariyle beklentiler altında kalırken Almanya tarafı ve Fransa tarafının bir miktar pozitif tutunduğunu görüyoruz. Ve genel itibariyle de Almanya'daki kısıtlamaların biraz azaltılacak olması Euro'yu kısmi de olsa yukarı yönlü atakların olmasını sağladı. 1.13'ün üzerinde kalmaya devam ettikçe 1.1368 ve 1.1394 seviyelerini hedefleyebiliriz. Öğleden sonraki ADP tarım dışı istihdam değişikliği ve ABD tarafındaki PMI verileriyle birlikte dolar güçlenmeye devam ederse 1.13'ün altında 1.1274 ve 1.1232 seviyelerini takip edebiliriz. İngiltere'ye bakacak olursak sterling tarafında bugün itibariyle Almanya'da olduğu gibi Boris Johnson da kısıtlamaları bir miktar gevşetmeye çalıştığını söyleyebiliriz. Bunun da olmasıyla birlikte şimdilik sterling 100 günlük hareketli ortalama bölgesine yaklaştı. 1.3596 önemli direnç kademesi olacak. Üzerinde kalıcılık sağlanırsa 1.3732'yi hedefleyebiliriz. Fakat öğleden sonraki dolar verileri güçlü bir şekilde gelirse düşüşün devamında 1.34-33 seviyesini takip edebiliriz. Türk lirasına bakacak olursak 2 günlük sert volatil hareketlerden sonra bugün itibariyle tekrardan yatay bant aralığında hareket etmekte. 13.45'in altında kalmaya devam ettikçe 13.20 seviyesini ve 12.96'yı hedefleyebiliriz. 13.45'in üzerinde kalıcılık sağlanırsa da 13.59 ve 13.93 kademelerini hedefliyor olabiliriz. Ons altının yön arayışıyla birlikte hem FOMC toplantı tutanakları hem ABD verilerine bir miktar kilitlenmiş durumda. 1810'ların üzerinde şimdilik kalıcılığını sağlamış görünüyor. 1811'in üzerinde kalmaya devam ettikçe 1827, 1833 ve 38 seviyelerini hedefleyebiliriz. Tekrar Amerika verileriyle birlikte dolar güçlenirse değerli metallerde baskı oluşabilir ve 1803-1795 kademelerine dikkat etmekte fayda var. OPEC verileri OPEC ve OPEC Plus ülkelerinden önümüzdeki ay için kademeli artışın devam etmesi şimdilik bir miktar fiyatlandı ve 76 dolarlara doğru geriledikten sonra öğle seansında tekrardan 77 dolarların üzerine çıktık. Şimdilik 77'nin üzerinde kalmakla birlikte alıcılı ataklar devam ederse 78.32 ve 80.20 dolar seviyelerini ham petrolde hedefleyebiliriz. 76.22'nin aşağısında kalıcılık gelirse de 74.10 seviyesini takip ediyor olacağız. Almanya tarafındaki kapanma haberlerinin biraz gevşetilmesi ve pozitif gelen PMI verileriyle birlikte DAX'a yaradığını söyleyebiliriz. Ve önemli direnç kademesini açtık. 16.215 önemli bir pivot bölge. Üzerinde kalıcılık devam ederse 16.865'i hedefleyebiliriz. 16.215'in aşağısında gün kapanışı gelirse de kar realizasyonu bizleri 15.920'ye kadar getirebilir. Bitcoin 200 günlük hareketli ortalamanın altında fiyatlanmaya devam ediyor ve yön arayışını şimdilik sürdürmekte. Kısmi de olsa enflasyonla birlikte değerli metallere bir geçiş var ve endeksler şimdilik yukarıda tutunmaya devam ediyor. Bitcoin bu durumdan biraz daha negatif etkilendiğini söyleyebiliriz. 46.100'ün aşağısında kalmaya devam ettikçe 43.920 ve 40.000 seviyelerini hedefleyebiliriz. 46.100'ün üzerinde kalıcılık sağlanırsa da 48.160 ve 51.760 seviyelerini hedefleyebiliriz. Günün geri kalan kısmında herkese bol katançı işlemler dileriz.